sosyal çürüme var. Manevi değerler yok. Ailede bulamadığı ilgi, şefkat, sevgi, değersizlik hissi çok yoğun bir öfke duygusuna sebep oluyor. Son yıllarda kadın cinayetleri, çocuk istismarı, intihar vakaları ve şehir magandalığı iyice artmış durumda. Peki bunun önüne geçebilmek mümkün mü? Kadına şiddet bu toplumun çok uzun zamandan bu yana bir problemi. Geçtiğimiz hafta iki genç kız vahşice öldürülmüştü. Neredeyse her gün ya da gün aşırı bir kadın cinayet haberi veriliyor. Peki Türkiye'de şiddete eğilim neden artıyor? Uzmanlar cezasızlık algısına ve toplumda artan şiddete ilişkin son durumu değerlendirdi. Genel itibariyle şiddet davranışının altında öfke duygusunu görüyoruz. Öfkeyi bastırmak amacıyla bir savunma mekanizması olarak insanlar şiddet davranışına başvuruyorlar. Özellikle son dönemlerde bu çağda, bu zamanda görünür olmak, bilinir olmak en temel ihtiyaçlardan biri haline geldi. Herkes sosyal medya sahibi. Sosyal medya yoluyla herkes tarafından bilinmek, konuşulmak isteniyor. Şiddet maalesef son dönemde görünür olmanın da bir aracı haline geldi. Çoğu kadınımız, çoğu çocuğu ve yani kız çocukları şu anda güvende hissetmiyorlar kendilerini maalesef. Gerçekten içimizi acıttı bu cinayet olayları özellikle surda olan İstanbul'da. Yani çok üzülüyoruz tabii ki de. Yani inanın yolda gezmeye artık korkar olduk. Birbirini anlama, empati yok. Bu yüzden sosyal çürüme çok şiddetli bir şekilde de ülkemizde devam ediyor ve daha da büyüyeceğine inanıyorum ben. İnsanlar birbirlerine garip şiddet davranışları uygulayarak bütün ülkede, bütün dünyada gündem haline gelmeyi maalesef tercih etmeye başladılar. Son dönemde yaşadığımız bu garip şiddet vakalarının altında ben maalesef bilinir olma, gönül, görünür olma, konuşulma isteğinin de olduğunu düşünüyorum. Narsizm çağındayız. İnsanlar görünür olmayı iki yolla elde edebilir. Ya meziyetleriyle ya da eziyetleriyle. Eğer görünür olmaya aracı olabilecek bir meziyetleri yoksa bu tür da garip da sergileyebiliyorlar. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Karadeniz bölgesinde bölgenin şiddet sıralamasında 74 ölümlü, 200 yaralamalı, 188 olayla Samsun listenin birinci sırasında geliyor. Kısa vadede alınacak önlemler hep pansuman önlemleri olur. Belki gündemden kısa süreli bu problemi düşürebilir. Ama uzun vadeli bu problemi aşmanın tek bir yolu var. Eğitim, eğitime önem vermek, kanunları, yasaları bu eğitimsel sürecin sonunda gerçek manada dizayn etmek ve bu kanunları herkese tatbik, tatbik, etmek, adaletsizlik duygusunu toplumda yaymamak, insanların ne yaparsam yapayım başıma bir şey gelmeyeceği düşüncesine kapılmamasını sağlamak. Uzmanlar cezaların caydırıcı olmadığına dikkat çekerken vatandaşların bu konudaki talebi ise idam yasasının yeniden getirilmesi. İdam gelmeli bence insanlar artık hani idam olsun ki Baksınlar yani, yapamasınlar bir şey. Mesela nalin olayında bunları idama kadar götürmeleri lazım. Direkt idam versinler. İdam istiyorsun. Özellikle adalet, adalet konusunda yasalarımızın gereğince tatbik edildikten sonra herkese eşit şekilde uygulanması, toplumsal adaletin sağlanması noktasında olmazsa olmaz eğitime önem verilmesi Eğitimsizliğin güzel gösterilmemesi, eğitimsizliğin özen, özen, e, özendirilmemesi, insanlarımızın e, eğitim aracılarına ulaşmasını kolay, kolaylaştırması benim idare katından istediklerim, talep ettiklerim.